kadınlar öldürülüyor. Oğlumun gözünün önünde mi olmuş? Gözünün önünde. Biz hani olaya şahit olmadı, sadece gözünün önünde öldürüldüğünü biliyoruz. Oğlu sinir krizleri geçirdi. Ağlamalar, sinir krizi geçirme. O sinir kriziyle kendi kendine gülmeler. 6 çocuğunun annesini evladının gözleri önünde kurşuna dizdi. 49 yaşındaki Güler Muslu evinde kanlar içinde can verdi. Geride kalan çocukları sinir krizi geçirirken erkek şiddetiyle can veren kadınların arasına bir isim daha yazıldı. Sadece 2024 yılında 299 kadın şiddet kurbanı oldu. Üstelik bunlar sadece bilinen, duyulan, kayıtlara geçen ölümler. Kimseye zararı olmayan bir kadındı yani, öyle anlatayım size. Allah rahmet eylesin. İnşallah son olur. Bir daha bu kadın cinayetleri bir daha olmaz. Üzücü bir olay. Silah sesleri sabah saatlerinde İstanbul Esenler'de bir evden yükseldi. Ardından babasının silahından çıkan kurşunla annesini kaybeden bir evladın feryadı duyuldu. Güler Muslu'yu vuran Adem Muslu iddiaya göre cinayeti işledikten sonra 112 acil servisi aradı. Eşimi yanlışlıkla vurdum dedi, ambulans istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Onu vuran Adem Muslu gözaltına alındı. Bu görüntü ise Adana'dan. Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle ailesinin evine sığınan Fadime Ö, boşanmak istediği erkek Eren Ö ve kardeşi Mert Ö tarafından molotoflu saldırıya uğradı. Fadime Ö ve ailesinin yaşadığı evi ateşe verdiler. Çevredekilerin müdahalesine rağmen saldırı sona ermedi. Fadime Ö yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Evi yakan iki erkekse gözaltına alındı. Kayseri'de G.Y. isimli genç kadının yoluysa evlenme teklifini reddettiği erkek tarafından kesildi. Saldırganın elinde tüfek vardı, kadının üzerine doğrulttu, tetiği çekti. G.Y. işe gitmek için yoldaydı. Tam o anda da servisi geldi. Kendisini korumak için minibüsün arkasına saklandı, kurtuldu. 30 Mayıs'ta meydana gelen olayın ardından tutuklanan Levent T. isimli saldırgan elindeki tüfeğin oyuncak olduğunu iddia etti. Sadece 4,5 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Yargılaması tutuksuz sürerken saldırdığı kadının yaşamı korunabilecek mi şüpheli. Arkada bir rakam görüyorsunuz. 299 rakam olarak durduğunda iç sızlatıyor ama rakam olmasa ayrıca can sıkıcı. 2024'ün ilk 9 ayında 299 kadın öldürüldü bu ülkede. Efendim, bir kıymetli izleyicimiz diyor ki Dünya Kız Çocukları Günü paylaşımı yapan, bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Paylaşımı yapan siyasilerin bilgisine 1,5 milyon kız çocuğu okula gitmiyor. Son 10 yılda 300 binden fazla kız çocuğu evlendirildi. Türkiye'de 2023 yılında çocuk istismarı önceki yıla göre %33 arttı. İnsan utanır, paylaşım yapmaz.